Merhaba millet, teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'a gidebilirsiniz. Pencere açık ama millet beni görmez herhalde. Daha önce Instagram'da gördüğüm, hikayeyi okuduğum bir video çekmiştim. Bugün de devamını yapmak istedim. Eğer o videoyu görmediyseniz yukarı koyarım. Esra yengenin çığlıklarını duyunca hep birlikte bahçeye koşmamız çok sürmedi. Kübra yenge Asra'nın, Esra yani, yanına geçti ve sordu. Esra ne oldu? Söyle bakayım, ödüm koptu. Esra solgun bir yüze bana, sonra da anneme baktı. Allah, sen yardım et. Ve küçük havuzun yanında oturdu. Veysel amcam kederli bir yüzle anneme baktı ve bize döndü. Korkmayın, sakin olun. Sonra öfkeyle Esra'ya baktı ve şöyle dedi. Sana durumu kontrol et dedim. Durumu daha da kötüleştirdin. Beceriksizsin. Veysel, senden nefret ediyorum. Hiç iyi bir karakter değilsin. Nereden tutsan elde kalırsın. Sonra anneme dedi. Giyin, bir yere kadar gitmemiz lazım. Emredersin Veysel. Esra yenge telaşlandı, ayağa kalktı ve dedi. Ben de geliyorum. Nereye gidiyor bütün millet? Amcam estağfurullah dedi ve onaylarcasına başını salladı. Annem çaresizce amcama baktı. Veysel abi ne oluyor? Kalbim duruyor. Veysel söyler misin artık ya, yeter. Bir şey yok. Bir önce hazırlan, yolda anlatırım. Annem hazırlanmaya gittiğinde amcamın yanına koştum. Amca ben de geleyim mi? Neden gidiyor bunlar, artık öğrenmek istiyorum. Gözleri ıslaktı, saçımı okşayarak dedi. Rüyacığım, Güneşim, çocuklarla oyna. Biz de çok çabuk geri döneceğiz. Ben de onlarla gitmek istiyordum. Üzüldüm. Tırnaklarımla oynamaya başladım. Birdenbire elimi arkadan çekince döndüm ve gözlerim sabıra takıldı. Hadi gidelim, ödevini yaz. Yoksa öğretmenin yarın sana tekrar kızacak. Onun merhametli gözlerine baktım. Her zaman beni destekledi. Gülümsedim ve onu takip ettim ama aniden Samet yolumuzu kesti. Samet, sana ne oluyor Allah aşkına? Dünyanın işine bak. Yardım edecek kadar okuman yazman var mı? Neden kardeşini aşağılıyorsa bu Samet, ben onu da anlamadım ya. Güldü ve Rüya'ya kendisine yardım edeceğini söyledi. Veysel amca bağırdı. Yemin ederim bu hikayeyi okurken imla ve gramer hatalarına o kadar alıştım ki doğrusunu unutacağım diye korkuyorum. Samet sussana, bırak gitsinler, kardeşinsiniz, biraz da ilgi göster, sen kendi derslerine, ödevlerine çalış. Sinirlenen Samet sabıra tokat atarak gitti. Sabır ve ben bizim odamıza geçtik. Çocuk hiçbir sebep olmadan sürekli abisinden tokat yiyor. İki de sabır çakıversin Samet'e. Vallahi kaşınıyor. Evet, kaşınıyorum, gel de kaşı. Şimdi bana şey diyebilirsiniz, yanlışa yanlışla karşılık verilmez diye, ama bu ailede ne doğru ki? Geceye kadar oynadık. Vakit geç oldu ama amcalarımdan haber gelmedi. Kübra yenge bir yerde duramıyordu. İkide bir kapıya gidip sokağa bakıyordu. Eline bir tespih almıştı ve alçak sesle bir şeyler söylüyordu. Akşam yemeği vakti gelmişti ve biz hala bekliyorduk. Akşam saat 10 gibi kapının açılma sesi, annem ve yengemin çığlıkları ve ağlama sesi bizi telaşlandırdı. Büyük ihtimalle bu bölümde Rüya'nın Allah belasını verecek. Çocuklarla birlikte bahçeye koştuk. Annemi neden kafasına vurup ağladığını anlamadım. Şaşkına dönmüştüm. Önümdeki hadiselere bakıyordum ki birden annem bayıldı ve yere düştü. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Veysel amca aman Allah'ım dedi ve anneme koştu. Yengelerim de Mehmet amca havuzun kenarında oturuyordu ve kafasını iki elinin arasına almıştı. O sırada Hacı Bababaşı öne eğik olarak kapımızdan girdi ve gözlerinde yaşlarla dedi. Küçük oğlumun değil, benim gitmem gerekirdi ve odasına geçti. Adam birkaç kelime edip hemen odasına mı gidiyor ya? İnsan biraz ailesine destek olur. Anneme baktım. Yengelerim yüzüne vurup su içmeye zorluyorlardı. Sara benim ve Sabır'ın yanına yaklaştı. Ben ne olduğunu biliyorum. Veysel amca öldü. Artık Rüya babasızdır. Sara'nın cümlesi kafamda tekrarlanıp duruyordu. Çok küçüktüm ama birisi ölürse bir daha geri gelmeyeceğini çok iyi biliyordum. Bir keresinde deli gibi saçlarından tutup elimden geldiğince çektim. Kapat çeneni yalancı. Kendin öl.
Sarayı dönmeye başladım. Kübra yenge kızının yüksek sesle çığlık attığını duyunca bana yaklaştı. Ağlarken kızının saçını elimden çıkardı ve beni kucağına aldı. Bu ailenin en büyük sorunu şu. Kötü bir olay oluyor ve herkes sinirini birinden çıkarıyor. Zavallı çocuk. Tamam sakin ol Rüyacığım. Kendimi kollarından çekip annemin yanına gittim. Anne sorun ne? Neden kendini öldürüyorsun? Babam öldü mü? Limana gitmedi mi? Bana saçları benimki gibi turuncu olanlardan bir oyuncak bebek alınacaktı. Artık konuşamayan annem tekrar bağırmaya başladı. Veysel gel kızıma cevap ver. Nasıl bizi yalnız bırakabildin? Ben sensiz ne yaparım? Başımın tacıydın. Evimin direğiydin. Veysel kızın amcası değil mi ya? Bana sarıldı ve ikimiz birlikte ağladık. Mental sağlık gruptan ayrıldı. Hakikaten bu ne böyle? Hacı siyah bir gömlekle odadan çıktı. Boğazından güçlükle çıkabilen bir sesle amcalarımı çağırıp taziye için neler gerektiğini konuşalım diye odaya çağırdı. Ayrıca yengemlere birkaç gün misafirimiz çok olduğunun ev toparlamasını söyledi. Babamın 7'si de geçti ve yavaş yavaş herkes normal hayatına döndü ama ben ve annem için her şey değişmişti. Çocuk olmama rağmen Esra yengemin bakışlarının hareketlerinin farkındaydım. Fatma teyze de her gün bize ziyarete geliyordu. Annemin bundan sonra nerede yaşayacağı, geçim masraflarını kimin karşılayacağı konusunda çok endişeliydi. Bir gece yemek yenildikten sonra hacı herkese şöyle seslendi. Allah Veysi'ye rahmet etsin. Onun yeri ne kadar boş. Sonra bana baktı. Gel Rüya. Yanımda otur. Mehmet amca hacının yanında oturmam için yer açtı. Oradan bunalmış ve sessiz oturan, gözyaşlarını silen anneme baktım. Hacı saçlarımı okşadı ve devam etti. Veysi'nin ailesi arasında paylaştırılabilecek, adına ait hiçbir şey yoktu. Ama onun payı bende duruyor. Anneme baktı ve sevgiyle şöyle dedi. Melek, sen benim gelinim değilsin, sen benim kızım gibisin. Rüyanın başımın üstünde yeri var. Ne gerekiyorsa yaparım, yokluğumda Veysel size bakmak zorundadır ve sorumludur. Allah kahretsin, Melek Veysel'in başına kaldı ya. Allah rahmet eylesin oğluma. Siz genç oğlumun kalan varlığısınız ve benim için çok değerlisiniz. Bundan sonra kimsenin sizi üzmesine müsaadem olmaz. Hikayedeki en zararsız ve entrikadan uzak kişi de böylelikle yok oldu. Bu konuşmalardan hiç hoşlanmayan Esra yengem amcama ters bakıyordu. Esra tehdit olarak algıladı. Sabır yavaşça şöyle dedi. Ben kendim Rüya'ya bakarım. Hacı baba için rahat olsun. Samet sırtarak konuştu. Geceleri altına etmeden uyu da başka iş yapmana gerek yok. Hacı anlamlı bir şekilde gülümsedi. Ne çabuk büyüdünüz. Hadi acele edin sofrayı toplayın. Çok yorgunum, uyumak istiyorum. Kimse gelmesin, yoklamasın. Etrafımda kalabalık istemiyorum. Hiç kimseyi çekecek halim yok. Hacı çok garip bir karakter. Arada böyle bilge, yaşlı adam olma görevini üstleniyor. Edebi bir şeyler söylüyor ama iş icraata gelince hiçbir şey yapmıyor. Mesela Veysi'nin hayatını kaybettiğini öğrendikleri sahnede de oğlum benden önce gideceğini tahmin edemezdim deyip apar topar odasına çekiliyordu. Herkes sofradan bir şeyler alıp mutfağa gitti. Biz mutfaktayken annem bulaşıkları tezgahın üstüne bırakırken Esra yengemin sesi yükseldi. Allah şans versin. Kocan hayattayken her türlü kahrını çekerdi. Şimdi de Hacı Baba. İki oğul doğurdum onlara ama onun saygısı da sana ait. Yaşıyorsun bu hayatı kral. Ne alakası var ya, ne alakası var? Acaba sen iyi bir insan olmadığın için de sevinmiyor olabilir misin Esra? Eğer Esra gibi bir yengeniz varsa sakın görüşmeyin. Annem ona üzgün bir şekilde baktı. Eğer gençken dul ve yalnız kalmak ve herkesten laf duymak şanssa, Allah sana da bu şanslardan versin ki bu kadar başkalarının hayatına göz dikmezsin. Sonra üzülerek elimi tuttu ve mutfaktan çıktık. O sırada amcam mutfağa gidiyordu. Annem amcamın göğsüne değdi. Vay be dedi ve kendini geri çekti. Gözyaşlarını silerken kusura bakma dedi. Yolumuza devam ettik ama yine Esra yengenin sesi yükseldi. Maşallah sanki şehir değiştiriyorlar. Alt tarafı mutfaktan salona geçecekler. 8 tane olay oldu o arada. Hanımefendi lütfen önünüze bakın. Onun bunu kucağına düşmeyin. Esra ne diyorsun Esra? Gerçekten ayıp ya, bu ne böyle? İnşallah haklı çıkmazsın.
Annem elimi çekti ve daha hızlı yürümeye başladı. Uzaklardan Veysel amcanın sesini duyabiliyordum. Bağırma lan milletin içinde! Esra, davranışlarına ve sözlerine dikkat et. Sabrımın bir sınırı var. O ses tonuna dikkat et. Aa, getiririm yani. O ses tonuna dikkat et. Yok. Peki şimdi gel o kadın yüzünden beni vur. Ne kadar şanssızım. Bu kadar hizmet et. İki oğlan doğur. Bu kadar saygısızlığa katlan. Konuş konuş, buraya geleceksin. Gözüme bakarak söyleyeceksin beni sevmediğini. Tamam mı? Ben sana bırakmayacağım. Seni yan etmeyeceğim kimseye. Duygu sömürüsü nedir? Nasıl yapılır? Amcam estağfurullah dedi ve gitti. Bunu tek fark eden ben miyim bilmiyorum ama ailede sürekli bir atışma, bir münakaşa oluyor. Sonra biri çıkıp estağfurullah deyip gidince her şey kapanıyor. O gece sabaha kadar defalarca kıbleye dönük oturan ve babama yasin okuyan annemin ağlama sesiyle uyandım. Sakinleştirmek için bir şeyler yapmak istedim ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bir sonraki gün okuldan döndüğümde odaya girmeden önce kapının arkasında Fatma teyzenin sesini duydum. Allah göstermesin. Hacı ölürse sonunuz nedir? Zaten her şey kötü gidiyor. Fatma da gelmiş felaket tellalı gibi. Kim size bakacak? Bu ailenin sana ve çocuğuna pay ve miras vereceğini mi sandın? 1 lira bile sana vermezler. Bu çocuğun geleceğini düşündün mü? Çok safsın. Hani Hacı Veysi'nin payını bunlara verecekti? Peki ne yapmalıyım abla? Ne söyleyebilirim? Fatma ne olur yol göster şu kardeşine. Git Hacı ile konuş. O senin adına ya da kızının adına bir şeyler yapsın. Ben söyleyeceğimi söyledim. Artık sen bilirsin. Bu çocuğun geleceğini düşün. Merekli kız için bir şeyler yapar herhalde. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.